Cezaları özellikle nitelikli istismar dediğimiz, yani işin en ağır şekli noktalarında artırmak üzere hemen hemen mutabık kaldık. Tabii bu kararı biz vermeyeceğiz. Neticesinde evet. bu karar Bakanlar Kurulu tartışacak. Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız nihai kararları verecekler. Biz onlara bir hazırlık yapıyoruz şu anda. Bir kanun tasarısı olarak gelecek yani. Tabii bu kısımları kanun tasarısı olarak gelecek. Mağdur haklarıyla ilgili bir kanun tasarısı da hazırlamış durumda Adalet Bakanlığımız hali hazırda. Bu tasarıyla birlikte de getirebiliriz. Evet. Şimdi bunu tartışıyoruz işte. Muhalefetle de ben bunları görüşeceğim. Bir defa böyle şen'i kötü bir fiili işlemiş, sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu müebbet ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz. Şu anda üstünde tartıştığımız konu bu. İki ziyaretiniz olacak. CHP ve MHP gruplarını ziyaret edeceksiniz. Burada biz bir vatandaş olarak da gözlemim bu, basın mensubu olarak da gözlemim bu. Ben bir mutabakat öngörüyorum. Yani bu görüşmelerinizin sıcak geçeceği, kapsayıcı geçeceği ve bu manada bir mutabakat zemini oluşacağını düşünüyorum. Burada böyle bir ufak tefek bazı müdahaleler, esnemeler olursa siz o esnekliği gösterip yaptığınız çalışmayı olduğu gibi onlarla paylaşıp onları da mutabakata dahil eder misiniz? Yani siz bunun meclisten oy birliğiyle geçmesi gibi bir arayış içerisinde misiniz? Elbette oy birliğiyle geçmesi arayışı içerisindeyiz. Zaten bu diyaloğu onun için kuruyoruz. Esneklik dediğimiz konuda hani bir husustan taviz vermek anlamında değil, en doğruyu bulmak anlamında elbette esnek olmalısınız. Şimdi 28 Şubat hoşgörünün, çoğulculuğun, insan haklarının, inançlara saygının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemdi. Nitekim Kıvrıkoğlu o zaman zannediyorum 99'da Milli Güvenlik Kurulu'nda bu 1000 sene sürecek falan demişti. Onların hesap edemediği husus milletin gücü. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle milletin feraseti ve basireti. Nereye 1000 sene sürdürüyorsun?